Herkese selamlar dostlar. 8 ve 9 Ağustos 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Nucuk Manayla Galatasaray maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Benim kendi skor beklentim 2-1'lik bir Galatasaray galibiyeti. O yönde de olabilir. Maç hakkında birazdan bahsedeceğiz zaten. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum bu maç hakkındaki. Daha önce yapmış olduğumuz hafta sonu cumartesi ve pazar maske yarışmaları kazananlarımız. Şalke maçını Muhammed Ç, Arsenal maçında iki kişiyi alacağımızı söylemiştim. Ezel Bayraktar'la Faruk isimli arkadaşlarımız kazandı. Bu iki kişi bana ulaşırsa Instagram üzerinden Instagram adresi ekrana gelsin. İletişimimiz Kangal Bey olaraktan da Instagram'dan benimle doğrudan iletişime geçerse grup linklerini bu arkadaşlarımıza iletelim. Devam edelim. Cumartesi günü yüksek misliler neler yaptık? Cumartesi günü 3 tane yüksek misli verildi. En soldan başlayalım. Genk'in ilk yarıdan atacağı bir gol. Ki ilk yarıda Genk tam 16 tane şut çekti. Ve 45 artı 3'te öyle bir pozisyon kaçırdı ki. Dilimi ısırdım. Öyle söyleyeyim sizlere. Öyle gol atamadı. Ondan sonra Elvertberg mücadelesine var olarak değerlendirdim. 500 misli o geldi. Sağda gördüğünüzde baktığım zaman da 1.62 gibi orandan 600 misli önerdim. Last maçına toplam gol yüz. Charleroi maçını aynı şekilde 1.5 kız Schalke'nin de atacağı 1 gol şeklinde almıştım. Bu şekilde cumartesinin yüksek misli geçti. Pazar gününün yüksek mislisine baktığımız zaman da 2 adet yüksek misli verildi. Bazel maçına 1000 misli verildi. 1.30 oranı vardı nesne için. Zaten dakika 21'de mücadele 2-1'e geldi. Doğrudan varımız geldi. Avrupa yüksek mislisine de 1.60 orandan 7 750 misli önerildi. Hamburg maçına genel 1.5 kız City maçına 0-1 Beşiktaş'a şans, Nes maçında Leicester'ın atacağı bir gol şeklinde önerildi. Değerlendirelim, tebrik edelim. Diyerekten de geçelim. Hafta sonu 2 iki adet ideal ana kombinemle başarısız oldu. Bazı arkadaşlar şey diyor. E, yatanı göstermiyorsun vesaire diye bu grupta sohbet döndü bir. Ya yani her tutanı da göstermiyorum. Onun da belirtisini verelim. Cumartesi ve pazar iki tane ideal kombinem başarısız oldu. Sentetian dakika 83'te penaltı kaçırdı. Öyle gitti. Les mücadelesinde ev sahibi bir buçuk üstü zaten ben düşünüyordum. Ekranda hatta defterinde ev bir üstü sildim. Bir dört buçuk altına bir yaptım. Oran alayım diyerekten. Oran alırken de o da gitti maalesef. İki oranı üzerine çıkmak istediğim için yattı. Bunun da bilgisini verelim sizlere. Canlı maçlarla ama canlı başarımızı takdir etmeyenler var. Onu belirteyim. Mesela Olaf Atan arkadaş. Dün canlıda 7 tane canlı verdim. Altı tanesi de başarılı oldu. Öyle bir tebrik mesajını göremedik bu arkadaşın. Bunları ben sohbetten banlayacağım zaten artık. Velhasıl kelam canlı odasına gayet iyi gittik. Canlı maçlarımız gayet iyiydi. Özellikle pazarın canlısı ben saat 2'de Bundesliga, 2.30'da Bundesliga ile bir başladım. Çok güzel kazanç elde ettik. Yani yüksek oranlardan 2-0-6'dan sıradaki gol Hamburg'u verdim mesela. Bam diye yapıştırdı free mesela. Çok güzel kazançlar elde ettik. Ve herkes açık Telegram kanalında da zaten bu kazançları sizler de görebilirsiniz. Oraya da zaten maçlardan ara ara tercihler atıyorum. Ara ara orada da seri yaptımı sizler de biliyorsunuz dostlar. Diyerek videomuza başlayalım. Şöyle artı 200'ün 200'ün üstüne çıkar mıyız? 2 günlük video. Şöyle artı 200'ün üstünde bir beğeni bekliyorum. Sizlerden yorumlara Galatasaray maçında skoru bırakmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kopenhag'da Sparta bırakmaçıyla başlayalım. İlk mücadelemiz Kopenhag'da Sparta Prag karşılaşması. Burada iki tane Avrupa'da tecrübeli ekip karşı karşıya geliyor. Ve son form durumlarına baktığımız zaman ve yapılan transferlere baktığımız zaman da yani turun ortada olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Sadece evinde burada Kopenhag'ın biraz daha avantajlı ve ikinci turda da Sparta Prag kendi taraftarı önünde avantajlı olacağını biliyorum ben. Şu önde bir önerim var. Şimdi Sparta Prag tarafına baktım ben özellikle Avrupa'da zaten tecrübeli bir ekip. Yaptığı transferlere ve gelenlere gidenlere baktım biraz. Gidenlerden geçen sezon şöyle söyleyeyim ben sizlere. Hani bir ara Salah, Firmino, Mane üçlüsü vardı ya onlardan bir tanesi gitmiş. Yani takımın 3 tane golcüsü varmış. Bir tanesi gitti. Glahbach'a gitmiş. Onun bilgisini vereyim ben sizlere. O yönden bir tane eksimiz var fakat yerine bir tane transfer yapıldı. Oradan Spartak Prag tarafına bence gol bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Genel oynamış olduğu oyunla itibariyle. Kopenhag tarafına baktığımız zaman da bu sezon ee, 2022-2023 yılında diyeyim ben bu sezonda, yeni, yeni sezonun başında hem ligde oynadığı 3 maçında hem de oynamış olduğu hazırlık mücadelesinde ve Avrupa'da oynadığı karşılaşmalarda hiçbirine mağlup olmadı. Hepsinde galip gelerekten de devam etti. Onların ne kadar formlu olduğunu zaten Alınan skorlardan ve 5'ler, 6'lar attığı goller de çok yüksek. Oradan da görebilirsiniz. Bence idealden bir KG var seçeneğini burada 1.48 gibi orandan değerlendirmesini yapabiliriz. Yüksek orandan da ne yapabiliriz diye baktığım zaman da evinde Kopenhagen olmasından kaynaklı 2.5 üstünde 1. Yani 2-1 ayarında bir skor da çıkabilir. Onun da oranı 2.87. Sisteme atacaksanız değerlendirmesini yapabilirsiniz. PSV ile Sturm karşılaşması. Bu maçı bence doğrudan alalım. Neden alalım anlatayım ben sizlere. PSV'nin ben son mücadelesini izledim. Feyenoord karşılaşmasını 90 dakika izlemiş biri olarak söylüyorum. PSV zaten geçen sezonki kadrosunu korudu. Ve korumasıyla birlikte kadroya, hücum hattına çok önemli bir transfer yaptı. Lang'ı aldı. Ve geçen maçta Feyenoord maçında da golü atan oyuncu oydu. Sağ kanattan açılan bir ortada böyle biraz karambola düşer gibi oldu golde. Fakat ne kadar kaliteli olduğunu zaten oyunda kendini genel anlamda gösterdi. Ve ne yaptığını bilen bir PSV vardı. Feyenoord'u bence maçta duman etti. Yani ağım şahı ezmedi ama Maçı izleyen biri iddia hala Feyenoord'u favori gösteriyordu. Fakat oyun olarak PSV daha iyiydi. Net olarak bunu söyleyebilirim ben sizlere. Sturm oynayacak. Ligde onlar da dengesiz başladı. Galibiyet mağlubiyet şeklinde. Avrupa arenası mevcut. Ama ben PSV'nin son gördüğüm PSV'nin Sturm Graz'a karşı galip gelmesini bekliyorum. En az 2 gol ataraktan galip gelir. Maç sonu bir ve küsü 1.39 gibi oranından sizlere öneririm. Hatta ideal kombinleri de koyabilecek bir koyabileceğiniz bir maç olarak da gördüğümü belirteyim. Braga ile Baka mücadelesi. Baka Sırbistan ekibi olması lazım. Braga'nın hazırlık maçlarına baktım. Ve şöyle söyleyeyim. Kadroda bazı yeni isimler var. Fakat genel olarak kadroyu da koruduğunu söylemekte fayda var Braga'nın. Özellikle orta alanda yapmış olduğu baskı Braga tarafından bu sezonda iyi başarı getireceğini düşünüyorum ben. Braga tarafına baktığımız zaman da ilk yerden bir Braga galibiyeti beklenebilir bu mücadelede. Zaten ora olarak başka türlü alamıyoruz Benim skor beklentimi söyleyeyim. Ben burada 3-0'lık bir Braga galibiyeti bekliyorum. 1.37 gibi oranlarda da Braga'nın burada ilk yarı galibiyetini sisteme atacaklar da 3-0'lık bir Braga galibiyetini de doğrudan skor olaraktan da değerlendirebilirsiniz. Gelelim bizim mücadelemize. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk dostlar. Maç skoru ne olur diyerekten de yorumlara yazmayı unutmayınız. Galatasaray mücadelesinde şöyle bir beklentim var benim. Yani ev sahibi arkadaşlar it gibi koşuyor. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Maçlar Uludo maçını izleyin. koşu ortalamalar bakın. Ev sahibi it gibi koşuyor. Net olarak bunu söyleyebilirim. Galatasaray tarafında biz neyi götürüyoruz diyoruz? Yani şunu söyleyeyim. Icardi, Zaha, Günay Güvenç. Bu 3 tane isim Galatasaray'ın bu maç kadrosuna dahil edildi. Bakın Icardi, Zaha, Günay Güvenç. Bu 3 isim Galatasaray'ın bu maçta kadrosuna dahil edildi. Fakat Galatasaray'da bazı eksiklikler olabilir. Mesela Zaniola geçen Zagiris maçında oynamadı. Bu maçta muhtemelen oynayacaktır. Oynayacaktır diye düşünüyorum. Ufak bir sakatlığı vardı. Bir de transfer dedikoduları var. Juventus teklif etti. Barcelona radarını aldı. Zaniola'yı vesaire vesaire. Geçelim, devam edelim. Lucuplana'ya baktığımız zaman da onlar da ya dediğim gibi çok koşmalarından kaynaklı. Evinde de tempo tutan bir takım. Burada Galatasaray'a da gol atma ihtimali var bence. Yani ben bunu yüksek orandan değerlendireceğim. Ama ideali Galatasaray'ın atacağı iki goldür. Dep basmanda Icardi belki ilk 11 başlamayabilir. Zaha ilk 11 başlamayabilir. Ama ikinci yarı bence Icardi bence oyuna girebilir. Deplasman 1.5 1.42 gibi oranı var. Ben Galatasaray'ın Deplasman'da şu yönde ben dediğim gibi biraz daha yüksek olandan değerlendirmek istiyorum. İdeal kombineme koyar mıyım maç günü belli olur. Tam haberlere bakarım. Toplam gol aralığı 2-3 golü burada değerlendirmesini yapalım ben. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Ayın 9'una geçelim. Bir de Marsilya maçı var da Marsilya'yı en son anlatacağım. Çünkü o maçtan çok emin değilim. Bratislava ile Maccabi Haifa mücadelesi. Maccabi Haifa da olası Galatasaray rakiplerinden bir tanesi. Yani eşleşirse Galatasaray ile birlikte Gerçekten ya yani kök söktürecek bir takımlardan biri yani takım olarak gerçekten iyi oynuyor. Bratislava ile oynayacak burada. Deplasmanda ne yapar ne eder bilmiyorum ama ben burada Maccabi Haifa'nın beğendiğim oyunu ve Bratislava'yı da izleyen biri olaraktan da de... Şunu şunu söyleyebilirim. Hayfa tarafı bir adım önde. 2-0-2 beraber kazanabilir ama mücadelenin bence bir 1 bir skoru da var. Ben bu skordan kaçmak için dostlar mücadele genelinde toplam gol oranlarını 1-78 gibi orandan sadece 2-3 gol tercihini alarak geçtim. Ki şunu da söyleyeyim. Mücadelenin gelmesini bekliyorum bakın. Tekli olarak değerlendirin bu maçı. 100 lira atın. Rangers'la Servet'le mücadelesi. Rangers tarafına baktığımız zaman da giden isimler var. Morales bulamadım ben. Siz baktınız mı? Ne yaptınız? Bir onun hakkında bana bilgi verin. Instagram profiline girdim, bulamadım. Yani hala Rangers'ın oyuncusu olarak gözüküyor sanırım. Son maçta Kaldoda göremedim. Oynamış olduğu bir oyun vardı. Klima not mu? Ne bir takım mı oynadı? Maçın özetini daha iyi izledim. 60'lar 5 dakika 23 saniye. Öyle bir özet izledim. Rangers nasıl başlamış şeklinde. Maçın favorisi fakat yani hücumdaki isimler de servis falan gelmiş. Yani isimler değiştiği için Kent gitti bildiğiniz üzere. Takımın bence en etkili isimlerinden biriydi. Rangers tarafında bazı değişiklikler var. Uyum süreci olabilir. Servet değil olacaklar. Ben mücadeleyi korner olarak değerlendirdim. Ki Tavernier özellikle sağ, kana, sağ bekte ne kadar hücuma çıktığını ve çizgilere çok indiğini biliyoruz Rangers'ın. O yüzden Depp Basman'da da korner alırsak Burada toplam korner 8.5 açılırsa 8.5 açılmazsa da 9.5 üst korner şeklinde bir değerlendirme yapabiliriz. Korner olarak değerlendirdim bir değerlendirdim bir mücadele. Son maçım Panayla Marsilya mücadele. Hızlı anlatayım. Sürpriz olma ihtimali var mı? Bence yani Marsilya'ya açılan oran biraz yüksek. Onlar da yeni bir kadro kurdu ve çok transfer yaptı. Almayanklar vesaireler, Halikler, Malikler de satın alındı. Ben mücadelede toplam gol aralığı olarak 2-3 gol bekliyorum. Yani tek tercih alırım. İdeal almam bu mücadeleye. Olursa bir canlı izlerim. Çünkü görmem lazım her iki ekibi de. Toplam gol aralığı 2-3 gol şeklinde. Onun da oranı arkadaşlar henüz daha onu açmamışlar bile maça. Öyle düşünün. Ama açacaklardır maç günü. Toplam gol aralığı 2-3 gol düşünüyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz dostlar. Bye bye.